Yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmesi sosyal medya platformlarında yeni bir akımı beraberinde getirdi. Adı ise Yapay Zeka Yılı. Uygulama güncel fotoğrafları yeniden canlandırarak 90'lı yıllara dönüştürüyor. Ancak bu uygulama bazı tehlikeleri de içeriyor. Bu resim uygulamaları aracılığıyla kişilerin biyometrik verileri aslında işlenebiliyor ve daha sonraki süreçte sizin verileriniz klonlanabiliyor, kopyalanabiliyor. Gördüm çoğu ünlü veya fenomenler hani böyle fotoğraflarını atarak 90'a uyarlıyorlar. Yıllar geçtikçe geçmişe biraz daha özlem duyar hale geliyoruz. İşte bu noktada son günlerde bir akım başladı. Yapay zeka uygulamasına güncel fotoğraflar yükleniyor. 90'larda nasıl göründüğü ortaya çıkarılıyor. Ancak masum görünen bu uygulama içerisinde tehlikeyi de barındırıyor. Sanki hani böyle kolej yıllıkları vardır ya, aynı bu sistemi oluşturmuşlar, geliştirmiş ama tamamen yapay zeka üzerinden bir kişinin vücudu alınıyor ve daha sonra sizin seçtiğiniz fotoğraf buraya entegre edilmiş oluyor. Aslında buradaki oyun tamamen sizin kişisel verilerinizi, bilgilerinizi, biyometrik verilerinizi çalmak. Burada da gördüğünüz gibi hazır template'ler, şablonlar var. Örnek vermek gerekirse işte bir takvim şablonu kullanabiliyorsunuz ve use diyerek aslında sizin fotoğrafınız, galeriniz açılmış oluyor. Örnek vermek gerekirse işte benim fotoğrafım açılmış oluyor. Buradan bu fotoğrafı otomatik olarak işleyebiliyor. Ama gençlerden ziyade daha çok yani olgun insanlar o şekilde takılıyor diye düşünüyorum yani. Yapay zeka 90'lar yıllı akımı hem Türkiye'de hem de dünyada birçok kullanıcı tarafından deneniyor. Ancak bilişim uzmanları uyarıyor. Kişisel verileriniz çalınabilir. Ama ben her yaşın ayrı güzelliği olduğunu düşünüyorum. Bu tarz uygulamalar, özellikle akım haline gelmiş bu uygulamaları asla kullanmamamız gerekiyor. Özellikle fenomenler, influencerlar aracılığıyla bunların tetiklendiği ve paylaşıldığını görüyoruz. Yani 2 beğeni, 3 paylaşım adı altında asla bu uygulamalara prim kazandırmamalı, biyometrik verilerimizi vermemeli. Bu tarz akımlardan her zaman uzak durmalıyız.